Yeni vatandaş benim mülteciye adadığım bir iştir. İlk 2008'de düşünmeye başladım bu konuyu. Paris'in sınırları dışında banliyöde harcadığım bir zaman içinde aslında mültecinin tüm Avrupalı yasal sistemleri felce uğratan, krize uğratan bir pozisyonu vardı. Bu hem insanlık açısından, insan olarak doğmakla vatandaşlık arasındaki o farkta, o çok ince farkta dolaşmak istedim ve bunun çok önemli bir şey, bir pozisyon olduğunu fark ettim. Aslında bu sabit bir pozisyon değildi. Yani mülteci olmakla belli bir vatandaşlık ve bir kimlik, bir milli kimliğe asimile olmak arasında ki ince çizgiyi deneyimleme fırsatım bu olanağı verdi bana. Bu işi oluşturan 3 video, kolonyal kültürün bir sonucu olarak üretilmiş olan duvar kağıtlarının içine yerleşmek istedim. Aslında bu bir çeşit virüs gibi. Bütün gizli ve kendi içinde yutmuş olduğu bir şeylerin ortaya çıkmasına olanak verdi bu yaptığım animasyonlar. Ve bir tanesinde ortaya çıkan şey pastoral ve pitoresk bir görüntünün içinde birdenbire figürler başka bir şeye doğru dönüşmeye başlıyor ve pervers ve aykırı figürler halinde hareket etmeye başlıyorlar ve 3 dakikalık hareketi sürekli tekrar ediyorlar. İki duvar kağıdı motifinin içinde bu ortaya çıkardığım belki de bastırılanın geri dönüşü gibi bir durum. Türk-Çin'i, Çin-Temani motifine de aynı şeyi uyguladım. Bu bir Çin'i ve modern Türkiye'nin kendini Avrupa'da temsil ettiği bir imaj aslında bu. Ve bu imajların içine unuttukları ve bastırdıkları ne varsa bütün onları ortaya çıkaracak bir hareket kazandırdım. Ve bunlar tabii kızgın kızlar ve kendini yumruklayan ve kendilerini bir şekilde açığa çıkarmaya çalışan, yutuldukları ve baskılandıkları yerden açığa çıkarmaya çalışan figürlerdi. Bu hareket bunların açığa çıkmasını sağladı. Ve bu 3 videonun yer aldığı duvarda ise bir çeşit hieroglif gibi bir imaj, resim oluşturdum. Ve bunu bir fresk gibi düşünebilirsiniz. Bu aslında kendi hikayenizi oluşturmak için bir olanak veriyor. Hem anonim figürler, kimseye ait olmayan ortak bir sözlükten türemiş figürler, ideogramlar, semboller ve bir yandan da benim bireysel jestlerimle oluşmuş olan figürler yan yana geliyorlar ve kendi aralarında başka bir hikaye üretiyorlar. Ve bu mimari imkan içinde duvarların sınırsızlığıyla uzayıp gidiyor. Başı ve sonu olmayan bir hikaye anlatıyor. Fakat bu hikaye izleyicinin de ilişkisiyle ve bedensel olarak da katılımıyla tekrar tekrar üretilmeye müsait bir imge dili haline dönüşüyor.